Bulutlara koşan çocuklar. Bir gün aynı gökyüzünün altında duran iki çocuk bulutlara ulaşmaya karar vermiş. Gelin görün ki bu iki çocuk birbirleriyle hiç anlaşamazmış. Sürekli birbirlerini geçmeye çalışır, kimin daha hızlı, kimin daha iyi olduğu konusunda tartışıp dururlarmış. Bulutlar çok uzakta olduğu için çantalarını hazırlamış ve yola çıkmışlar. En başta ikisi de olanca gücüyle koşmuş. Ama koştukça yorulmuşlar. Her ikisi de eğer koşmazsa diğeri onu geçer diye hızla devam etmiş. En sonunda ikisi de yorgunluktan nefes nefese kalmış ve durmuşlar. Çocuklardan biri matarasını çıkarıp su içmiş. Öteki de su içmek istemiş ama bir bakmış ki matarası delik ve bütün suyu yolda dökülmüş. Suyu olan çocuk, "İstersen suyumdan içebilirsin," demiş ve suyunu paylaşmış. Sularını içtikten sonra bu defa yürümeye başlamışlar. Geçtikleri patikalardan birinde çocuklardan birinin ayağı taşa takılmış ve yere düşmüş. Diğer çocuk endişelenmiş ve hemen elini uzatmış. Düşen çocuk eli tutmuş ve "Teşekkür ederim," diyerek ayağa kalkmış. Çocuklar birbirlerine gülümsemişler. Ulaşmaya çalıştıkları bulutlara bakmışlar ama hala çok uzakta olduğunu görmüşler. Çocuklardan biri üzülmüş, diğeri "Hadi devam edelim," demiş. Yeniden yürümeye başlamış, birbirlerine yol arkadaşı olmuşlar. Çok geçmeden başlarının üstünde kara bulutlar belirmiş. Bu bulutlar ulaşmaya çalıştıkları beyaz bulutlardan farklıymış. Birden yağmur yağmaya başlamış. Çocuklardan biri hemen şemsiyesini çıkarmış. Bakmış ki diğer çocuğun şemsiyesi yok. Hemen onu da şemsiyenin altına almış. Yan yana ıslanmadan devam etmişler yollarına. Birlikte dümdüz ovalardan, ormanlardan, derin vadilerden geçmişler. En sonunda bir dağın tepesine varmışlar. Orada çok güzel, heybetli bir incir ağacı olduğunu görmüşler. Ne var ki ağacın üstünde sadece bir tane incir varmış. O da yukarıdaki dalların üstünde duruyormuş. Çocuklardan biri diğerini sırtına almış. Böylelikle boyları incire yetişecek kadar uzun olmuş ve inciri toplamışlar. Çok yorulan çocuklar ağacın altına oturmuşlar. İnciri iki eş parçaya bölüp mutluluk içinde yemişler. Bulutlara ulaşamamışlar ama arkadaş olmanın neşesiyle kendilerini huzurlu bir uykunun kucağına bırakmışlar.